Tabii her şeyden önce Sayın Hakan Fidan hiç sıradan bir Dışişleri Bakanı değil. Geçmişi itibariyle baktığınızda TİKA Başkanlığından başlayarak daha sonra Türkiye'nin Milli Tehlikesizlik ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında uzun yıllar çok büyük başarılarla görev yapmış bir insan. Bölgeyi çok iyi tanıyor, küresel güçleri çok iyi tanıyor. Tony Blinken kendisine ilk isimden hitap ediyor. Arkadaşım Hakan şeklinde hitap ediyor. O da karşılığında Blinken'a hiç altta kalmayacak şekilde arkadaşım Tony şeklinde hitap ediyor. Tabii bu bize aradaki samimiyetin ötesinde başka şeylerin işaretini veriyor. Sıralı gitmeye çalışalım. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri tarihinin en iyi zamanını yaşamıyor. Biden hükümeti iş başına geldiğinden beri belki tarihte ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Washington'a bir ziyarette bulunmadı. Biden'dan Erdoğan arasında yapılan görüşmeler hep başka toplantıların esnasında, kenarında yapılıyor. Yani bir başa değilsiniz ki sefer ziyaretler görüşme, teşkil olunmadı. Şu ana kadar doğrudur, düzdür. Şu ana kadar bir başa bir müzakere yapılmadı. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda Sayın Hakan Fidan'ın ziyareti Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde yapılmış bir ziyareti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri devlet hiyerarşisine baktığınızda Secretary of State, yani bizim tabirimizde Harici İşler Nazırı, devlet hiyerarşisindeki üçüncü insan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Başkan Yardımcısından sonra, hatta Allah saklasın diyelim ama ikisine birden bir şey olursa Amerikan Başkanı olacak insan aslında bu üçüncü insan. Blinken'ın kendi özüne baktığınızda da çok değişik bir profil görüyorsunuz. Son zamanlarda çok ön plana çıkmış olan yumuşak güç tabiri Joseph Nye'in orijinal makalesine baktığınızda Blinken'a çok sayıda atıf görürsünüz. Yani aslında yumuşak güç fikriyatının Amerikan Harici İşler Nazırlığı'nda uygulayıcısı Blinken'dir. Nye ile birlikte Blinken'dir. Bu bağlamda baktığınızda tabii perde gerisinde ne konuşulduğunu tahmin etmek güç olsa da şu hususa izleyicilerin dikkatini çekmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasını kaybettiğinin farkında ama hazmetmekte güçlük çekiyor. Yani eski dünyada biliyorsunuz 30 yıl boyunca Karabağ'ın azat edilmesinin önünde duran en büyük engel aslında müzakereleri aparmak üzere kurulduğu iddia edilen Minsk grubu oldu. Yani Birleşmiş Milletler'in fonksiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesi altında kaldı 1990'lardan 2020'lere kadar. Bunun üzerine Azerbaycan kendine yapılan saldırılara artık tahammül göstermeyeceğini ortaya koydu ve yapılan bir saldırıya karşılık vererek topraklarını azat etti. Geçtiğimiz yıl 6 ay zarfında da egemenliğini, suverenliğini berpa etti. Tamamen berpa etti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin burada kontrol etmeye çalıştığı durum aslında elinden yavaş yavaş kaymaya başladı. Çünkü anarşik bir yapı vardır uluslararası ilişkilerde, beynelhalk münasebetlerde ama süper güçler yapılan anlaşmaların garantörleri olarak hareket ederler ve statükoyu korurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruduğu statüko 30 yıllık Ermeni işgaliydi. Şimdi Azerbaycan... Yani daha çok Birleşmiş Ştatlar da Ermenistan'ın işgalına müeyyen manada hak kazandırmış olurdu davranışlarına. Muhakkak Amerika Birleşik Devletleri'nin koruduğu statükodan bağımsız düşünemezsiniz. Ancak bu frozen konflikt, donmuş çatışma alanları dediğimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Karabağ'da görüyoruz bunu, Ukrayna'da görüyoruz. Moldova şu anda çok büyük bir risk altında. Dolayısıyla Amerika Birleşik Ştatları'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni oluşan dünyaya kendini adaptasyon sürecini görüyoruz. İşte bu dünyada, bu yeni dünyada Türkiye ve Azerbaycan'a çok büyük bir görev düşüyor. Bu zaten şu anda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler bir millet iki devletin ötesinde artık bu iki devletin harici işlerinin birbirinden bağımsız ve tarafsız olduğunu düşünmek mümkün değil. Çok büyük bir koordinasyon var. İki soverin ulusun çok büyük bir işbirliği. Yani bunun mukayesesini ancak belki Amerika Birleşik Ştatları ve Birleşik Krallık arasında görebiliyoruz. Yani her türlü ilişkiyi koordine ediyorlar. Tabii burada bir önce örneklemde verdiğim şeklinde yani Amerika ile İngiltere arasında olduğu gibi
bu yalnızca bir çıkar birlikteliği değil. Burada bir kardeşlik hukuku da var. Aynı dili konuşan iki kardeş ulusun birlikteliği söz konusu. Yani maraqlardan əlavə tarixi köklər de burada tarihi sözünü deyir. Tarixi köklər var ve kalpler bir atıyor. Yani Türkiye'de deprem oluyor, Gence'de insanımız ağlıyor. Burada bir tatsızlık olsa, bir şey olsa, Şuşa azat ediliyor, İstanbul'da bayrağını alan sokaklara çıkıyor. Yani veya Karabağ yeniyor veya yeniliyor, Türkiye'de insanlar seviniyor veya üzülüyor. Yani bir kader birlikteliğine geçmiş durumdayız. Bu bağlamda eğer dikkat edecek olursanız aslında her iki taraftan da bir takım mesajlar veriyor. Bakın müsaadenizle belki izleyicilerin gözünden kaçabilecek ufak bir detaya vurgu yapmak istiyorum. Victoria Nuland emekliliğe sevk edildi. Ay sonunda Nuland emekli olacak. Nuland çok önemli bir karakter. Amerikan harcı işlerinin stratejik planlayıcılarından bir tanesi. Bu bugün Ukrayna'da yaşananların aslında müsebbiplerinden bir tanesi. Nuland'ı emekliye sevk etmekle aslında ABŞ şu anda Moskova'ya bir sinyal gönderiyor, bir mesaj gönderiyor. Biz sizlen müzakere etmek istiyoruz diyor. Biz sizlen bu savaşın en azından bir ateşkese, bir trusa geçmesini istiyoruz diyor. Aynı şekilde şu anda mübarek Ramazan ayı yaşanırken Gazze'de yaşanan insanlık dramının da durdurulması gerekiyor. Fakat ABŞ'la Rusya arasında köprülere ihtiyaç var. Her iki tarafı da anlayabilen, dilini konuşabilen, çıkarlarını bir şekilde örtüştürebilecek diplomatik müzakere alanlarına ihtiyacımız var. İşte burada da demin zikretmiş olduğum Türkiye ve Azerbaycan'a düşen yeni küresel dünya düzeni içerisinde, çok kutuplu dünya düzeni içerisinde yeni bir misyonu görüyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz Azerbaycan gerek Rusya ile gerek Çin'le ilişkilerini çok hassas şekilde devam ettirebilen bir ülke. Türkiye ise NATO üyesi olup nükleer santralini Rusya'nın yaptığı, dış ticaret hacminde ikinci en büyük partneri olan bir ülkeden söz ediyorsunuz. Dolayısıyla tabiri caizse eğer Amerika Birleşik Devletleri bir mesaj göndermek istiyorsa herhalde Sayın Hakan Fidan'dan daha güzel bir yöntem kullanan elçi olamazdı diye düşünüyorum Naci. Murat Bey,